Diyanet Televizyonu'ndan hayırlı akşamlar. Dini Gündem programına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, mahşerin hengamesinde herkes kendini kurtarmaya çalışırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diyerek ümmetini kurtarma derdine düşecektir. Bizler de ümmeti Muhammed olabilmenin ne olduğunu anlama adına ümmeti Muhammed olabilmenin gerek ahirette gerek dünyada bizlere ne gibi faydalar sunduğunu anlama ve araştırmak adına bugün değerli kurul üyelerimizle beraber konuyu ele almaya karar verdik. Evet bayramı bitirdiğimiz bu bizlerle beraber kurul üyelerimizden Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam ve Profesör Doktor Halis Aydemir hocam olacaklar. Ben hocalarıma bir hoş geldiniz diyerek programıma hemen başlamak istiyorum. Halis hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz Elhamdülillah. Inşallah. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. İhsan hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah. Inşallah. Siz de afiyettesiniz. Allah razı olsun. Hocam hiç vakit kaybetmeden sizle ümmet kavramı neyi ifade eder diyerek başlamak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Tabii ümmet kavramı bizim açımızdan önemli bir kavram. Evet. Ne ifade ettiğiyle ilgili de literatürde çok farklı esasında tanımlamalara konu olduğunu bir açıdan görüyoruz. Kur'ani terminolojide ümmet dendiğinde aslında aynı şekilde bir çeşitlilik karşımıza çıkıyor. Zannediyorum evet. 60'tan fazla ayeti celiyle de bu çeşitlilikten bahseden örneklere yer veriliyor. Öncelikle ümmet bir peygambere bağlı topluluk anlamında kullanılıyor. Yani genel ee, en yaygın kullanımı bu şekilde ifadelendiriliyor. Doğrusu kelimenin etimolojisine, kök anlamına baktığımızda evet. üm kelimesinden türediğini, daha doğrusu üm maslarından üm e, efendim e, sözcüğünden türediğini görüyoruz. Üm de malum anne demek. Yani ümmet de e, bir anne sevgisi ve şefkatiyle ve merhameti ve bütünleştiriciliği ile efendim inananları bir araya getiren bir ortak isimlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Böyle baktığımızda doğrusu ümmet yine Kur'an'i terminolojide bazen mesela Hz. İbrahim örneğinde olduğu gibi o tek başına bir ümmetti. Bazen sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun anlamında birden çok insanı nitelediği görülüyor. Hatta başka toplulukları da içine alacak genişlikte bir takım kullanımlara konu olduğunu da yine görüyoruz. Sadece insanla da sınırlı değil, bir takım canlılar da bu anlamda topluluk anlamında ümmet terminolojisiyle ifade ediliyor. Yine din anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yani bizim genel hani kabulde eddinu kelimesi de var. Ancak ümmet bir yerde din manasında da evet. Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Bu açıdan bir çeşitliliğe sahip olduğunu görüyoruz. Tabii aynı zamanda sosyolojik bir tanımlama ümmet. E, tarihsel örneklerine baktığımızda, efendim hali hazırda bugünkü kullanımlarına baktığımızda zaman içerisinde anlam alanı genişleyen bazen daralan, bazen Kur'an'daki bu terminolojiye anlam içeriğine uygun kullanılan, bazen de bununla çelişen bir takım kullanımlara konu olduğunu görüyoruz. Evet hocam. Peki hocam e, biz şunu biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam gönderildik, gönderildiğinde bütün insanlığa gönderildi. Dolayısıyla bütün insanlar e, onun ümmeti aslında. Ama bu insan sınıflandırması şöyle yapılıyor. Ümmeti, yani ümmeti icabet ve ümmeti davet şeklinde. Bu iki terim ne ifade eder? Onunla evet. biraz değinebilir misiniz? Evet, yani geleneğimizde böyle bir kavramsallaştırma da e, var, malum. Evet. E, ümmeti davet dendiğinde aslında Peygamberimize mesaj, yani son dinin mesajı tebliğ edildikten sonra bu mesajın e, yayılımının ardından ulaştığı bütün kitle, yani bütün insanlık aslında e, kastediliyor. E, buna ümmeti belada e, diyorlar. Yani herkes aslında artık bu tebliğle yükümlüdür. Dolayısıyla bu mesaj herkese bir şekilde ulaşmıştır. Böyle bir geniş anlama, bir kuşatıcı anlama sahip. Ümmeti, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği mesaj, ulaştığı toplum iman etsin etmesin. Evet. Bu yani ümmet tarifinin içine girer bu noktada. Evet girer. Anladım daha özelde de ümmeti Muhammed anlamındaki kullanımı var ki bugün aslında kastettiğimiz daha çok bu. Peygamberimizin mesajına muhatap olduktan sonra o mesajı kabul eden, orada bir misyon aslında yüklenen. Yani sadece kendisi Müslüman olmakla değil, aynı zamanda onu başkalarına da ulaştırmakla böyle bir yüksek sorumlulukla kendini özdeşleştiren insanları ifade etmek bakımından İkinci bir kavramsallaştırmayı burada görüyoruz. Bu da ümmeti Muhammed'e karşılık geliyor. Daha evet çok. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Peki Halis hocam size dönüp hemen şunu sorsam. Ümmet bilincinin oluşması için Hazreti Peygamber nasıl bir yöntem izlemiştir? Ayrıca bu bağlamda Kur'an ve sünnette yer alan emir veyahut da tavsiyeler nelerdir? Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. طبيب انسان كندي شندا İnna halaknakum min ve Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Ve evet. ceannakum Sizi halklar kıldık. Ve ila kabileler kıldık. Böyle bir farklılıklar var yani. Burada bir e, renkli bir görünüm var. Şimdi bu renkli bir e, görünümden siz bir açıdan aynı veya aynı e, gayeye doğru bir e, insan topluluğu oluşturacaksınız. Evet. Evet. Bunu da Resul üzerinden Cenab-ı Hak tarif etmiş. Ve li kulli ummetin Resul. Her ümmetin bir Resulü var. Hatta bu o kadar ki Resul'ün tarifi aynı zamanda. Yani Resul nedir? Resul ümmet planında gönderilen kimsedir. Ve orada ve li kullin cealna minkum şiraten ve minhaca. Ona bir teşride ve minhaç yani onun yolu, yöntemi, o teşri dönemi o Resulün sorumluluğundadır. Ona verilmiştir. O Risalet dönemi içinde başka nebiler bulunabilir. Ama o Risalet dönemine tabidirler. Çünkü o ümmet. Dolayısıyla ümmet dediğimiz insanların bir defa inanç birliği temeli var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de karşısında geniş bir insan kitlesi var. Gelen var, giden var. Ve bambaşka inançta insanlar bunlar. Puta tapıyorlar, Kimileri cinlere sığınıyor, başkalarının ilahlarına bile hani saygı duyuyor, icabında bir evet. şey de umabiliyorlar yani. Her şeyden nem kapmak gibi bunlar da her şeyden bir tanrısallık kapıyorlar. Böyle parçalı bir inanç sistemindeler. Evet. Şimdi bunlar bu dağınık haliyle aslında Mek Mekke oligarşisinde bir bütünlük içindeler yani. Belli bir çıkar uğruna beraberler, Mekkeyi koruyorlar. Ama biz buna ümmet demiyoruz. Ümmet bu değil. Ümmet işte Resulullah'ın önce ancak tek bir ilah var göklerde ve yerde. Hepimizi yaratan, bunu görmeye çağırdığı bir e, uyanma hali, yaratıcıyı tanıma. Dolayısıyla ümmet yaradanla ilişkilendiğimiz yerde, yaratıcıyı gördüğümüz yerde tabi Resul'ün buradaki çabası e, elçilikten ibaret yani evet. çağırmadan ibaret. Kulları insan alemlerin Rabbi ile tanıştırmak üzere. O yüzden Resulullah'la da bitmiyor bu misyon. Onun vefatıyla beraber sahabiler Mekke dışı, Medine dışına, Yarımada dışına giderlerken de alemlerin Rabbinin mesajını alemlere tanıtmak, insanları Rableriyle tanıştırmak üzere. Yani ümmet sınırlarını genişletiyorlar. Ümmete dahil olmak isteyen insanları çağırıyorlar. Dolayısıyla ümmete dahil olmak, ümmet bilincinin bir parçası olmak üzere Birinci adım nedir? Yaradanı tanımaktır. Çünkü yaradan üzerinden başlıyor. Cenab-ı Hak ne dedi? "Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahide ve ana rabbukum." İşte bu sizin ümmetiniz var ya, bu tek bir ümmettir. Ümmet olunca ümmetin bir Rabbi gerektir. Yani o yüzden Rab ile ümmet arasındaki o önemli ilişki ve ana rabbukum o kim? O da benim dedi. Ve evet. ana rabbukum ben de sizin Rabbinizim. E tamam insanlar var, Rableri var o zaman ümmet oluştu demektir. Ve inne hadihi ummetikum ummeten vahide ve ana rabbukum fa'budun. Şimdi bu andan itibaren Mekke'de çağrısını Allah'ın Resulü yaptı, yaptı, yaptı. Ve Rabbi tanıyan kimselerde Rab'be karşı hem sevgi uyandı hem sorumluluk duygusu uyandı. Dediler ki biz Rabbimizi çok seviyoruz. Peki Rabbimizin karşılığında sevgisine mazhar olmak için ne yapmalıyız? O kendisine ittibaya çağırdı. Dolayısıyla ümmetin bir de yine insanlar içerisinde bir lideri söz konusu. Ümmetten evet. biri o da. O da insanlardan biri. O da insanları çağırırken dedi ki bu ümmetin yolculuğunun adeta şeyi gibidir. Hani bu ümmet nereye gider? Nasıl yapar bu işi? Dedi ki in kuntum tuhibbun Allaha siz Allah'ı sevdiniz değil mi? Rabbinizi, yaratıcınızı, var edeninizi. Dolayısıyla ümmet olmaya adım attınız. Bir, biz bir artık topluluğuz. Onun sevgisine doğru yol almak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? İn kuntum tuhibbun Allah'a. Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman fettebi'uni düşün peşime. Çünkü ben de seviyorum. Ben de onun sevgisine doğru yol almak istiyorum. Fettebi'uni <laughs> yuhbibkumullah. Bana tabi olun. Allah da sizi sevsin ve sizi cennetlere. Bir de varacak bir yerimiz de var yani ümmet o zaman dünyadaki bir insan topluluğunun sadece dünya planıyla sınırlı kalmayan ötedeki bir geleceğe sonsuz bir geleceğe doğru uzandıkları bir yolculuğa çıkmaları bu yolculuğa birlikte çıktıkları için dolayısıyla aynı gayeye doğru uzanan benzer kimselerin koşut davranışları koşut yaklaşımları söz konudur. Bu koşutluk yani bize birlikte aynı refleksi getiriyor. O yüzden Cenab-ı Hak ayette onları nasıl görürsün? Tarahum ruk'an. Secde ederken evet. görürsün. Tarahum ruk'an, succeden. Rükü halinde görürsün, secde halinde görürsün. Yetavuna fadlan min Allahi ve Allah'ın fazlını umuyorlar. Ya Rabbi, bize o sonsuz gelecekte mutluluğu ver. Katındaki o bize vaat ettiğini bize ne olur yaşat diye ve dünyada da Allah azze ve celle'ye saygılı kalabilmek için e, duyarlılıkları var. Bu duyarlılık ümmet refleksi. Yani ben bu ümmetin mensubuyum dediğiniz anda yaradanla ilişkili ilişkinizi ikrar ediyorsunuz. Evet ben alemin bir Rabbi olduğunu, hayatın bir sahibi yaratanı. Yoktan gelmedik. Evet. Boşluktan da olmadık. Efendim tesadüflerle rastgele yönetilmeyen kör bir süreçte de ortaya çıkmadık. Bu sürecin bir sahibi var, varedeni var. İlmiyle, kudretiyle bizi yaratmış. O kadar ki hala inceleyip araştırıp görüyoruz. İşte ben onu tanıdım. Onun beni yarattığını biliyorum ve ona doğru ilerlediğimi. İnna lillahi parolamız bu. Ona aitiz ve inna ileyhi raciun ve ona dönmekteyiz. Şimdi bu ümmet yolculuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bilinci, bu iştiyakı, bu talebi oluşturunca ki bunu evet. teklifen arz ederek oluşturdu. Onlar da dediler ki peki ne yapmamız gerekiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hayat ortaya çıkarmalarına dair onları e, talim etti, terbiye etti. Hayatın bütün mecralarında kendisi başta örneklik sergileyerek evet. bunu onlara gösterdi. Yani o zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu noktada yani o insanları, Mekke'de o gün yaşayan insanları ümmet yapabilme adına izlediği yöntemin ilk aşaması sanırım. inanç zemininde aynı. noktada Teorik plan. Tabi, akide teorik plan. Yani evet. niye bir araya geliyoruz? Bu kadar bir şeyler yapacağız doğru ama niye yapıyoruz? Akabe'de mesela Medine'den bu kez gelenler ümmete katılmak üzere evet. önce sordular. Tamam bizden koruma istiyorsun, bizden sana uymamızı istiyorsun, şöyle şöyle bir şeyler yapmamızı istiyorsun da hani sen bize ne vereceksin? O yüzden bey'a alış veriş evet. yani bizim sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz bunlar. Ümmete katılacaklar. Sen bize e, ne vaat ediyorsun? Karşılığında ne var? Dedi ki el cennah. Karşılığında cennet var. Evet. Sonsuz bir mutluluk, bitimsiz bir gelecekte alemlerin Rabbi'nin katında innel muttakine fi cennetin ve fi makadisitken عند melik muqtadir bu son derece somut bir şey bu evet. buna tutunmadığınız zaman ümmetin yanından bile geçemezsiniz çünkü bu ümmet hani böyle vektör gibi ucu belli istikameti belli yönelimi belli şiddeti belli gidişatı belli belli yaklaşımları var kırmızı çizgileri var bir yaşam tarzı bu bir şey adına yaşamak ona biz Allah'ın rızası adına yaşamak huzuruna çıkacağız Günün e, ön düşünceleriyle şunu sorarsa şunu derim. Hani e, patrona nasıl hesap vereceğini e, iş dönüşü yolda hayalini kuran kişi var ya. Evet. İşte şunu ne yaptın diyecek. Onu şunu derim. E şunu da vermiştim. Orada nereye harcadın Ona da bunu derim. Şimdi bu muhasebe üzere hesap vereceğim düşüncesiyle yaşamak bu insanları bir ve beraber kılıyor. O yüzden ahirette neticeyi elde etmiş olan kimseye belli ki etrafındakiler sordular hani nasıl güzel bir netice elde ettin kitabı senin tarafından evet. verilmiş dedi ki inni zanentu enni mulaqin hesabiye benim zannım şuydu ben bu işin hesabını vereceğim zannı üzereydim o yüzden Resulullah yine Mekke'de ey insanlar şu dağın ardından bir ordu geliyor desem bana inanır mıydınız dediler ki ne aleyke kadiba biz sende yalan Deneyimlemedik bugüne kadar. Söyle bakalım. Dedi ki sizi öyle bir gün bekliyor ki o günün azabı, cehimi, yakması bu hayat böyle çok ciddi bir yere açılıyor. Böyle burada başıboş kendinizi serbestmiş gibi yaşıyorsunuz ya yanlış. Bu sistemin bir sahibi var. Görün onu. Görecekler Farkına varacaklar, şehadet edecekler, alemin bir Rabbi olduğunu evet. ve ondan sonra ona karşı sorumlu yaşamaya başlayacaklar. İşte ümmete dahil olma sürecinin basamakları bunlar. Evet, yani çok teşekkür ediyorum. Biz yani Peygamber aleyhissalatü Vesselam o zaman gerek sahabe'ye gerek bizlere şunu öğretti diyebiliriz. Aynı dertle dertleniyorsanız ümmetsiniz, aynı hedefe doğru ilerliyorsanız e, ümmetsiniz diyebiliriz sanırım. Sizden anladığım. E, kadarıyla. İhsan Hocam hemen bu noktada şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet Mekke'de e, insanları aynı şeye inanmaya davet etti. Onlar arasında bir e, birlik sağlayabildi. Medine'ye geldiğinde biz e, hemen şunu gördük. E, ensar ve muhacir kardeşliği kurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aralarında gerek ülfet peyda etme adına. E, bunun ne gibi faydaları vardır bu ensar ve muhacir kardeşliğini nasıl anlamalıyız? Bir de şunu ekleyeyim, bugünümüze nasıl yansımalıdır? Evet, e, tabii kardeşlik e, çok önemli bir şey. Evet. Kardeşlik üzerine tesis edilen bir birliktelik kalıcı ve sürekli olma e, zeminine yerleştirilmiş oluyor. Şimdi birliktelikler düşünelim günümüzde genellikle çıkar birliktelikleri şeklinde oluyor ve çıkarlara zarar vermediği sürece devam ediyor. Ancak çıkarlarla ilgili bir çatışma ortaya çıktığında genellikle o görünen yapı birliktelik bir anda çözülebiliyor. Doğrusu soy birliği, kan birliği, çıkar birliği gibi bir takım böyle herkesi bir araya getirmeyen, kendine benzeyen insanları bir araya toplayan birliktelikler tarihte hep çatışmalarla sonuçlanıyor. Yani tarihin seyrine bakın. Ta Hazreti Adem'in iki oğlundan itibaren aslında kıskançlık yani paylaşım mücadelesi ve bunun gerek bireysel gerek grupsal gerekse toplumsal kolektif sonuçlarıyla insanlık tarihi boyunca hep yüzleşiyoruz. Geride bıraktığımız yüzyıl iki büyük dünya savaşına sahne oldu. Ardından soğuk savaş dediğimiz başka bir ideolojik, politik manevra, bir savaş mücadele alanı oluştu. 90'lardan itibaren malum tekrar bir çatışma zemini teorik olarak kurgulandı. Medeniyetler çatışması. Ardından 2000'lerin başından itibaren özellikle yine bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere bir dinler arası, kültürler arası savaşa mücadeleye dönüştü. Bütün bunların aslında İslam mesajının sevgili peygamberimizin başlangıçtan itibaren aslında Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen hocamın biraz önce okuduğu ayeti celilelerde neyin amaçlandığını açıklayan yaşantısının pratiği işte ensar ve muhacir kardeşliğiydi. Çünkü Mekke'den Medine'ye hicretten sonra öyle sıcak bir karşılama oldu ki muhacirleri ve oradaki kardeşlik peygamberimizi öncelikle bireysel olarak çok memnun etti. Çünkü mesajının doğru anlaşıldığını yani o teorik zeminin pratiğini orada gözlemleme imkanı buldu. Ve evet. bunu bir kardeşleştirme uygulamasıyla da somutlaştırdı. Ne vardı burada? Her tür paylaşım vardı. Yani bu sadece duygusal bir kardeşlik değildi aynı zamanda teorik olan bu kardeşliğin pratikteki yansıması elde olanı paylaşmaktı. Maddi manevi ne varsa yani sevgiyi, efendim ekonomik sosyal imkanları elde olanı paylaşmak şeklinde bir geniş zemine taşındı. Bu öyle bir zemindi ki artık bu anne babadan gelen karındaşlığı yani soy birliğini aştı ve bir sosyal inançsal temelde bir teolojik kardeşliğe doğru bir evrimleşme yaşadı. Doğrusu burada yani bir cümleyle ifade edecek olursak Fatih hocam evet. inançtaki vahdetin ya da tevhidin sosyal hayatta birlik ve bütünleşmeye ensar ve muhacir kardeşliğiyle dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Tabii bu bir ilk örnekti aslında iyi okunduğunda bütün dünya tarihi açısından da eşi benzeri görülmemiş bir hedef göstermekte. Tabii evet. bu hedefe yürüyen toplumlar tarih boyunca bu zeminde ilerlediklerinde hep başarılı oldular aksi söz konusu olduğunda biraz önce ifade ettiğim o toplumsal çatışma zeminini tahkim eden ve insanın insanca yaşama imkanlarını büyük ölçüde elinden alan barışı, esenliği, gelecek adına, huzurlu gelecek adına birlikte yaşamayı zorlaştıran bir zemine, bir pratiğe dönüşmüş oldu. Evet. Tabi böyle baktığımızda ifade ettiğiniz o ülfet ve muhabbet perspektifi sosyal bütünleşme için olmazsa olmaz Biz bugün e, her zaman söylediğimiz bir şey var e, bir arada yaşamanın zemini Eğer e, bir takım değerler sosyal değerler üzerinden oluşturulur inşa edilir ve sürdürülebilirse kalıcı bir e, barışın imkanı konuşulabilir hale gelir. Bugün pek çok uluslararası örgüt var. Yani bunların bir kısmı iktisadi, bir kısmı siyasal, politik, bir kısmı başkaca efendim kültürel birlikler ama amaç birliği sadece biraz önce ifade ettiğim gibi sosyopolitik ya da ekonomik zeminde kaldığı için arzu edilen ölçüde bir dünya barışı sağlanamıyor. Dünya gittikçe felakete doğru sürükleniyor. Yani geçen yüzyılın milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan Çatışmalarından ders alamadığımız bugün o kadar açık ki yeni bir çatışmanın zeminini gittikçe mayalandırmaya çalışıyoruz ve insanlık ihtiraslarını bir türlü yenemediği için manevi açıdan kendini güçlendirecek bir imkandan da sürekli yoksun kaldığının farkına bile varamıyor. Tabii bugün bireysel açıdan baktığımızda da kollektivitenin yani birlikteliğin aileden başlayarak insanları mutlu ve huzurlu kıldığını görüyoruz. Bugün sosyal psikologlar diyorlar ki insana en acı verici olan şey yalnızlıktır. Çünkü yalnızlık insanı önce kendine yabancılaştırır, daha sonra yaşadığı hayatın anlam ve amacına dair sorgulamalarını güçlendirir. Eğer orada makul bir cevap bulamazsa hayatı meşrulaştıramadığı için çoğunlukla metalaştırır. Yani metalarda yalnızlığını giderecek imkanlar bulmaya çalışır. Geçici hazların peşinde sürüklenerek aslında yalnızlığını daha da derinleştirir ve böylece yoksulluğunu ve yoksunluğunu artırır. Doğrusu Peygamberimizin bu mesajı aslında o günden bugüne yalnızlığın değil de birlikte yaşamanın ne kadar değerli bir şey olduğunu bize öğretiyor. Bir şeyin elinden tutmanın ee, önemi belki burada da Elbette öyle. Yani yakın çevreden başlayarak uzak çevreye doğru genişleyen bir çember içerisinde tamam. aslında insanın hayata tutunması ve bunun merkezinde de inancın yer alıyor olması. Şimdi bugün bedene dair ya da insanın fizik dünyasına dair iyileştirmeler bütün dünyada öncelikli hedef olarak insanların önüne gelecek planlarına bir şekilde dahil ediliyor. Halbuki manevi açıdan güçlenme ve iyileşme imkanları işte ümmet bilincine sahip olduğunuzda ancak anlaşılabiliyor. Çünkü burada benim olsun değil, herkesin olsun. Yani bende olanla değil de toplumsal iyilikle mutlu olan, herkeste olanı kendindeymiş gibi değerli gören bir bakış açısına doğru bizi taşıyor. Hmm. Tabi yardımlaşmanın da bir ileri aşaması ümmetle birlikte karşımıza çıkıyor. Ensar ve muhacir kardeşliğini anlatan ayeti celiyle de kullanılan kavram İsa'r. Hmm. Yani kardeşini kendine tercih etmek. Bu çok anlaşılabilir bir şey değil. Yani burada bir eşdeğerlik yok. Artı bir var. Yani kardeşim bende olandan daha fazlasına sahip olsun. Çünkü komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Bırakın aldatmayı. Kendinde olanı özveriyle paylaşma üzerine, diğer gamlık üzerine kurulmuş bir kardeşlik anlayışını İSAR kavramı bize hatırlatıyor. Belki bazen kendi ihtiyacı var. Kendi ihtiyacını görmek yerine kardeşin ihtiyacını, onu 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 önceliyor ve bu evet. önceleme esasında öncelikle yine ona iyi geliyor. Onu mutlu ediyor. O daha da zenginleşiyor. Çünkü gerçek iyiliğin, gerçek yatırımın ahiret yatırımı olduğunu fark ediyor. Biraz önce hocamın okuduğu ayeti celilede inna lillah ve inna ileyhi raciun'un aslında pratik hayattaki karşılığını somutlaşmış örneğini bir şekilde ortaya koyuyor. Yardımlaşmanın bir alışveriş olmadığını ...beklentisiz bir şekilde ve gönülden vermek ve paylaşmak olduğunu aslında bize gösteriyor Ensar ve Muhacir kardeşliği. Bu açıdan baktığınızda bunun dünya tarihinde başka bir örneğini daha görmek Fatih Hocam mümkün evet. değil. Hali hazırda da yaşadığımız pek çok sorunun arkasında aslında bu örneğin biricik yegane bir örnek olarak kalmış olmasının sonuçları var diyebiliriz rahatlıkla. Yani bu noktada özellikle ahiret vurgusu yaptınız. Halis Hocam da konuşurken aynı hedefe yani ahiret hedefiyle insan birine ahiret hedefiyle yardım ettiğinde olabilir. Yarın öbür gün dünyalık bazı sıkıntılar yaşasanız dahi bundan dolayı o kardeşinizi sorumlu tutmayacaksınızdır. Çünkü sevabınızı almışsınızdır. Evet diye e, Hatta şöyle. bizim kültürde ahretlik diye bir ifade vardır hocam. Evet. Yani ahiret kardeşliği, aslında evet. kardeşlikten kastedilen odur. Çünkü e, pek çok örnekte aslında soy birliğine dayalı kardeşliğin e, bazen çatışmalara sebebiyet verdiği. Hatta çoğu zaman, Anne babaların vefatından sonra kardeşlerin miras mücadelesine girdiği, bu paylaşım mücadelesinin iktisadi temeldeki çıkar çatışmasına yol açtığı ve sonuçta aslında o doğuştan getirdikleri kardeşlik bağının bir husumete, düşmanlığa bile dönüşebildiğini görürüz. O yüzden ahiret kardeşliği vurgusu burada son derece önemlidir. Bir de cahiliye dönemi Arapları arasında malum Kabilecilik çok yaygın. Yani küçük sebepler dolayısıyla sürekli bir çıkar çatışması var. Yani asabiyet vurgusu çok güçlü. Peygamberimiz bu gücün e, zararının ne kadar büyük olduğunu bizzat kendisi tecrübe ettiği için bu mesajın anlamını özellikle bunun üzerinden temellendiriyor. Hocamın yine okuduğu Hucurat Suresi 13. He. Ayet-i Celil'e de yani farklılıkların aslında çatışma değil birliktelik sebebi olduğu özellikle taarruf kavramı orada malum çok önemli. Taruf da örften geliyor. Yani bütün bunlar aslında kültürel farklılıklardır. Temel farklılıklar, asli farklılıklar değildir. Bunlar paliyatiftir Yani e, olmaması gereken doğallığı içerisinde kabul edilmediği takdirde sizi çatışmaya götürecek olan kültürel farklılıklardır. Bunlar olduğu gibi kabul edin. Ve asıl birlikteliği inançta sağlayın ki sosyal anlamda da bütünleşme ve kardeşlik tesis edilmiş olsun. Yani İslamiyet bütün insanları tek bir modele koymak yani koymuyor. Farklılıklar olabilir ama inanç noktasında bazı esaslarda birlik olmanız ümmet olmanız için evet. yeterlidir gibi anlıyorum sizden hocam. Peki Halis hocam hemen size dönüp şu noktasını sorsam günümüzde ümmet bilincinin canlanması için nasıl bir yol izlemeliyiz? Ne yapmalıyız bu noktada? Yani hocam zaten o o güzel vurgu yaptı. Ben de o zaman sorunuzu şöyle cevaplayayım. Şimdi dünya sınırlı kaynakları olan bir yer. Evet. Yani sınırlı kaynakları olan bir yerde sınırsız arzuları gerçekleştirmeye çalışmak demek çatışmak demektir. Başka bir yol yok çünkü evet. e, insan dediğimiz varlık böyle sınırsız arzuları olan varlık. Resulullah buyuruyor ki Laukhan alibni Adama wadiyani min dhabin Adem iki vadi dolusu. Niye Adem oğlu diyor? Çünkü bunu Hazreti Adem'den tevarüs ediyoruz. Hazreti Adem'i Cenab-ı cennette yaşasın diye oraya iskan etti. Öyle sınırlı kaynakları olan dar bir yere değil. Dolayısıyla yesin, içsin, okula, minha, ragadan, haythu şe'tuma. Böyle bir yaratılıştasınız. Geliyorsunuz daracık bir yere indiriliyorsunuz. Daha bizler burada yokken Hazreti Adem'in iki çocuğu Onlara yetmemiş yani onlar buradaki durumu paylaşamamışlar. Dolayısıyla teorik olarak mümkün değil. Biz gibi varlıkların yani biz insanların bu kadar arzuluyken, bu kadar hırslıyken bu kadar sınırlı kaynaklarda götüremeyiz bu işi, birbirimize gireriz. Ama eğer bu iş burada olmayacak diye o amacımızı öteye yöneltebilirsek orada hakikaten istediğimiz gibi e, sınırı olmayan, e, sınırlı kaynaklarla değil de sonsuz kaynaklarla yaradan yaratmasında bir sınır yok. Bütün ihtiyaçlarımıza karşılık evet. bulabileceğimiz. Dolayısıyla sosyalleşebilmenin de e, insanlaşabilmenin de modern ifadelerle evet. söylemek gerekirse nezak iyi kimseler olabilmenin de yegane yolu Yaradan'ın ahiret vaadine tutunup öteye yönelmektir diyeceksiniz ki ama bakın insanlar bugün işte modern bir dünya kurdular. Son derece saygılılar. Hayır, görüyoruz bakın ortada ne saygılı olan var, ne sevgili olan var, ne hümanist olan var. Evet. Bütün der dünya kaynakları, Akdeniz'in kaynakları, Afrika'nın kaynakları değil mi? Milyonlarca insanı birbirine kırdırıyor. Afrika'da Maalesef. kırdırmış mesela. Burada öldürtüyor. Dolayısıyla olmaz. Bunlar da farklı bizden farklı oldukları için demiyorum. Hepsi Adem'in çocukları aleyhisselam. Bizde sonsuz arzular var. Ve biz aynı şeyi kardeşimizle de hissedebiliriz. yani. Bir an menfaat çatışmasına doğru tam paylaşım dediğimiz yere geldiğimizde bizdeki o çok arzu, ondaki o çok arzuyla çatıştığında bir şekilde ondan rahatsızlık duyarız. Bunu bu genç şey okumaz isek قُلْنَهْ بِطُوْ مِنْهَا جَمِيعًا dokum li ba'din adu. İnin oraya dediği yerde biri birinize düşman olarak diyor. Yani öyle bir yere sizi gönderiyorum ki biri birinize gırtlak gırtlak girecek bir potansiyelde. Çünkü bu arzuyla sınırlı bir yere giriyorsun. Boğaz'ın en güzel yeri bir tane. Şimdi yani hani belki en aşağıdaki adam Boğaz'ın kenarından da olsa razıyım diyebiliyor ama geliyor oraya yerleşiyor. Sonra ya diyor bizimki sotede kaldı. Bak orayı iyi görmüyor daha fazla kazanmalıyım şu yandaki yeri almıyor. Orayı alıyor. Yani neden olmasın en iyisini alayım. En iyi yer neresi? Boğaz'ın en iyi yeri bir tane. hani evet, evet. kaç tane olacak? Dolayısıyla biz burada birbirimize muhakkak surette vahşileşip girebileceğimiz bir potansiyelde tehlikeli bir yerdeyiz. Karşımızdaki insanlar da tehlikeli kardeşiniz de olsa, ana babamız da olsa aynı potansiyele sahipler. O, o potansiyel ki لَوْ كَانَ لِبْنِ adam'a وَادِيَانِ مِنْ دَهَبٍ İki vadi de olsa, altın olsa لَبْتَغَى لَهُمَا Üçüncüsünü isteyecek kadar hırslı insanlar. Peki bu insanlardan nasıl bu vahşi ilişkiden çıkacaklar? Nasıl sevgi dolu, hakikaten iyi insanlara dönüşecekler? Herhalde arzularını söküp alamayız o yaratılışları. Arzularını olması gereken istikamete yönlendirecekler. Öyle olmuş ki bunlar gelmişler, yardım etmişler, yedirmişler, içirmişler. O yiyenler, içenler de ya bu gelen yardım edenlere minnet hissine tam gireceklermiş ki bizimkiler demişler ki اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Ya biz sizi, siz bize teşekkür edesiniz, siz bize minnet duyasınız diye yedirip içirmedik. Biz bunları O'nun yüzü hürmetine, O'nun rızası için yani Arapça'da vacı rıza demek. Evet. O'nun için yaptık ve gerçeği de öyle. Hani ahirette Rabbimizin cemalini görelim diye. Sizlik bir durum değil, biz başka bir dünya yaşıyoruz. İçimizde başka böyle buna dönüştüğünde bu kez paylaşabilen bir insanla karşı karşıya geliriz. Bu kez demin hocamın bahsettiği وَيُؤْثِرُونَ alâ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ Kendileri ihtiyaçlı olsa bile başkasını kendisine tercih edecek kadar diğer olabilen Medineliler ne diyorlardı? Ya Resulallah bizim bu hurmamızı ya getirip parasını ödeyen efendim ya da kılıcıyla gelip hani bizim elimizden zorla Zor alacak. Biri. Yani yoksa biz kimseye gönüllü böyle hani ferah baskı kurdular diye niye verelim? Resulullah gelen o ahzabı bölebilmek için, gatafanlar ayırabilmek için hurma teklif etmeyi fikir olarak önerdi. Diler ki olmaz bizim onurumuza, ölürüz de olmaz bu iş. Bu insanlardan, siz bu insanlardan Mekke'den gelen muhacirlere kendilerine onları tercih edecek kadar paylaşımcı insanlar çıkarıyorsunuz. Siz çıkarmıyorsunuz. Cenab-ı Hak bunu biz yaptık diyor. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Ma allafte kulubim. Allah aralarını kalplerini telif etti. Evet. Cenab-ı Hak nasıl telif etti? Allah'a bağlandıkları ve Cenab-ı Hak'tan o vaadini umdukları. Biz sendekini istiyoruz deyince o demin bahsettiğim vahşi kardeşiyle bile gırtlak gırtlağa girecek adam kendisine hiç benzemeyen birine malından verebilecek ve ta'ama ala hubbihi. Müfessirlerimiz oradaki hubbihi'deki <laughs> he zamirini, hem mala duyulan sevgiye rağmen infakı hem de hubbihi hmm. Allah'a duyulan yani Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgi uğruna bir harcayabilmeyi. İşte bu ümmet refleksi evet. böyle bir refleks. Buradan birbirini seven, birbirine tutunan, birbirine destek olan Resulullah ne diyor? Onun ardından haysiyetini korur. Dükkanını kapatmış ortada bir şey unutmuş. Ya alalım onu da kapıda kalmasın. Arkasını toplar. Bakın bambaşka bir varlığa dönüştü bunlar. Evet hocam. Hocam peki şey noktasını sormak istiyorum. Şimdi siz anlatıyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ümmet bilinci oluşturmuş o günün insanlarında. Sahabeler ki yani çok varlığın olmadığı az sayıdaki insan İslamiyet'i bu kadar geniş yerlere yayabilmiş. Biz bugün günümüze geldiğimizde Müslümanlar belki imkanlarımız daha çok. Belki sayı olarak daha çok görünüyoruz ama gördüğümüz aramızda bir tefrika var, bir ayrılık var. Belki ümmet bilinci tam oturmamış mı? Bu topluma ümmet bilincini oturtmanın önündeki engeller nelerdir desem? En büyük engel dünyayı murad etmek. Bu bizi karşı karşıya getiriyor. Çünkü biz burayı amaç haline getiriyoruz. Evet. Adımız Müslüman ama Müslüman ahireti murad eden kimsedir. Çünkü Cenab-ı Hak yuridu kâne yurîdu hârthel âhireti fi Ahireti murad edenlere ziyadeleştireceğiz. Ama dünyayı murad edenlere dedi ki Cenab-ı Hak femalehu fil ahireti min nasib. Onun ahiretten hiçbir nasibi olmaz. Şimdi Müslüman böyle olması gerekirken biz dünyayı murad edince bu konuşmalarımızı da hani bir de işin ilginci biz hani din tarafındayız, ilahiyat tarafındayız. Bu işi bir de pazarlayan toplumu anlatan taraftayız. Dolayısıyla hem bunu anlatırken hem de içimizdeki pusulaya baktığımızda dünyayı onun tıpkı hiç dinle ilgisi olmayan birileri gibi onun dünyayı işaret ettiğini burayı amaçla amaç haline getirdiğini görünce bu çifte ziyan gibi bir şey korkunç bir şey bu bedbaht olabileceğimiz bir süreç şimdi ümmet olarak adınız Müslüman ama birbirimizle çekişme halindeyiz çakışma halindeyiz anne baba kardeş şu ırktan olan erkeği kadını tamam mı? çünkü burayı paylaşamıyoruz burayı paylaşamayınca da Gözünün üstünde kaşın var diye birbirimize evet. düşman oluyoruz. Halbuki amacımız ahiret olsa bu çok önemli bir değişim. İnsanlar iki türlüdür. Dünyayı murad edenler, ahireti murad edenler. Bu onların bütün tavır davranışlarına, bütün karar mekanizmalarına yansır. Çünkü amacı değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla şeytan amaç noktamıza saldırdı ve amacımızı dünyayı murad etmek şeklinde kıldı. Şimdi bazıları diyorlar ki sanıyor, sanılıyor ki biz böyle diyerek dünyayı bırakalım. Çalışmayalım, çabalamayalım. Biz ahireti murad ettik. Bekleyelim. Ecel ne zaman gelecek de öleceğiz de cennete gideceğiz diye. Böyle birine Cenab-ı Hak ahireti vermiyor ki. Cenab-ı Hak ahireti emrine uygun olarak وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Çalışın, çabalayın dediği çalışıyor, çabalıyor peki. Sonra o verdiklerinden infak etmeye davet etti. Şimdi çalıştın, emek koydun, terledin, çok yoğun şey yaptın, efor sarf ettin. Senin için bu kazandığın değerli değil mi? Tamam şimdi gel benim için bunu şu kadarını ver, yarısını ver. Gönlün ne kadar kopuyorsa değil mi? Sahabeden bütün malını verebilenler bile var. Dolayısıyla öyle bir toplum inşa ediyorsunuz ki hem çok çalışıyorlar rıza ilahi için. Hem de bunu tabana yayıyorlar tekelleştirmiyorlar, kartelleşmiyorlar. Tabana yayıyorlar. Dolayısıyla asr-ı saadet dediğimiz insanların ahireti hedeflediği, dünyayı da olabildiğince birbirleriyle paylaştığı hem dünyayı güzelleştiren hem ahireti güzelleştiren. Çekin aradan ahireti murad etmeyi, bu sefer dünyayı murad eden birbirine giren, Ondan sonra kimi riyaset kavgasında innakum setahrisun al imarati siz imarete hırs edeceksiniz. Bu Resulullah'ın son sözlerinden aramızdan ayrılırken ve inneha setekunu lekum nadameten yevmel kıyameti ve bu sizin kıyamet günü pişmanlığınız olacak. Ne demek illa başkan ben olayım? Ne demek illa ben şu olayım, ben bu olayım. Mal bende olsun veya güç bende olsun. Bunun kavgasını güttüğümüz için aslında tahsebuhum cemiyen Allah'ın Yahudiler için söylediği duruma düştük. Maalesef. İslam Birliği Teşkilatı mesela toplanıyoruz. Ümmet coğrafyasının çatı kuruluşu. Herkes kendi pozisyonunu korumaya çalışıyor. Birisi işte aile olarak belli bir coğrafyada milletinin tepesine yerleşmiş. Orada kalabilmek için zinde güçlere dünyada bakıyor. Nasıl tavır sergileyim? Onlar diyorlar ki o aile orada durabilmek istiyorsa o zaman şu pozisyonu alacaksın. Öteki öyle, öteki öyle. Amacımız dünya, muradımız dünya olunca saygınlığımız da, haysiyetimiz de kayboluyor. Ömer ceza umen yefalu minkum illa hizyun fil hayati dünya. Dünyada da hizi üzereyiz, kalabalığız, çokuz ama rezil bir durumdayız. Resulullah dedi ki böyle bir gün gelecek. En teda'a ala aleykumul umamu kema teda'a al ala qasatiha. Tuşikul umamu en teda'a aleykum. Bütün milletler üzerinize çullanacaklar. Bu aynı çakallar gibi böyle geliyorlar. Her biri bir dişlek alabalım, alabilmek için. Orada sahabeden biri dedi ki Emin kılletin bina yevme edin. O gün biz az sayıdayız da o yüzden böyle üzerimize çullanacaklar tabi ise. Dedi ki hayır o lakinnekum kathir. Hayır tam tersi çoksunuz ama böyle seldeki çer çöp gibi kalabalıksınız, anlamsızsınız, değersizsiniz. Evet. Allah kalbin, düşmanın kalbinden size olan mehabeti aldı. Evet, Sizin kalbinizi de vakadefe fi kulubikum sizin kalbinizi de vahenni yerleştirdi. Hemen sordular madem illet bu, dert bu, bizi bu hale düşüren o illet neyse bilelim diye. Dediler ki wa Va mal vahen dedi ki dünya, dünyayı sevmek ve karahiyetul maut hmm. ve ölümden hoşlanma. Bu adam yolculuktan kopmuş. Yolculuk dünyayı sevmeyerek ahireti düşlemek, onun hayaliyle yaşayıp öteye intikal etmek iken bu, bu yolculuktan kopmuş. Bunun adı artık sadece Müslüman kalmış. Bu diğer kafirler gibi dünyaya amaçlayan bir tipe dönüştü. Hedefini dönüştür. şaşırmış sanki. Tabii böyle bir insan ümmetin isim olarak üyesi gibi gözükse de aslında onun ruhunu paylaşmıyor. Onun efendim heyecanını paylaşmıyor. Hepsinden önemlisi onun amacını paylaşmıyor. Evet hocam. Peki şey noktasını sorsam değerli hocam. Şimdi alem İslam içerisinde cemaatler, gruplaşmalar vesaire görebiliyoruz. Bu cemaatleşmeler veyahut da farklı farklı gruplaşmalar. ...ümmet bilincine aykırı mıdır? Veyahut da aykırı olduğu yönü var mıdır? Yani ne açıdan baktığınıza bağlı. Toplumda bir iş bölümü var sonuçta. Evet. hani Bazı insanlar esnaf olarak bir araya geliyorlar. Ve ümmetin, toplumun bu anlamda ihtiyacını görüyorlar. Birlikte oturuyorlar, kalkıyorlar bir bunlar Müslüman olarak tabii çünkü bizim hepimiz aynı heyecanı paylaştığımız için dolayısıyla bu anlamda dernekleşme, nevli belli gruplar olarak toplum katmanlarında yer edinme, oralarda İslam'ın mesajını güçlü şekilde evet. temsil edebilme bunlar son derece güzel şeyler ama eğer farklı bir din algısıyla dinde ayrışmadan söz ediyorsanız yani çünkü bunun odak noktası cami Evet. Cami'den uzaklaşan bir yaklaşım dine e, dair tonlamanızla diyelim. O zaman siz Allah'ın Kur'an'da bizi hep uyardığı ihtelafu <laughs> men ba'dema ca'at'humul bayyinat. Bizden öncekilerin başına gelen Allah ayetlerini apaçık göndermişken, gaye apaçık koymuşken neler yapmaları gerektiğini yani Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorlarsa Resul'ün hayatında, Resulullah'ın hayatında somut bir biçimde onlara örnekleyip artık tamam el yevme lekum dinakum size dininizi mükemmel kıldım. Dininizle oynamayın hepsi bu. Bunları yapınca kolay kıldım bir de basit kıldım. aleykum fid dinimin haracc. Şimdi buradaki ölçü ve çerçeveden çıkan bir din anlayışı üzere yeniden ihtas edilen ameller olur, bid'atlar yeniden ihtas edilen hurafeler olur inanç gibi yani dinde temeli olmayan ve bu bu anlamda bir gruplaşma söz konusuysa bu bizim yani kötü müdür derken bu kötünün kötüsü bu zaten Resulullah'ın bize illaki olacağını haber verdiği e dedi ki siz de aynı onlar gibi yapacaksınız Cenab-ı Hak ayette ihtilaf edip duruyorlar dedi ya dedi ki la tatba'un men sizden öncekiler gibi siz de onların peşine düşeceksiniz. Şibran bir şibren, böyle karış karış ve bi zira ve zira zira böyle kulaç <laughs> kulaç hatta لو دخلوا da ben لسلكتموه onlar bir kelerin yuvasına girse siz de onlar peşine gireceksiniz. Dediler ki ya Resulallah bu kimlerden bahsediyorsun? Kimler gibi olacak bizim de akıbetimiz? Yoksa Yahudiler ve Hristiyanlar mı? El Yahudu ve Nasara. Dedi ki femen Başka kim olabilir? Dolayısıyla o günlere yakınlaşmış durumdayız. Hakikaten bugün var olan farklılaşmalarımız, hayatın iş bölümü üzere birbirimize destek sunduğumuz ama aynı inancı paylaşıp aynı camide buluştuğumuz bir ayrışma olmaktan artık farklı inançlara doğru, farklı yaklaşımlara doğru, farklı hatta ibadetlere doğru savrulan bir görünümdedir ve bu. Kötünün en kötüsü değil. Belki bir manada e, Mescid-i Dırar gibi ümmeti bölme adına oluşmuş oluşumlar son derece İslamiyet'in karşı çıktığı e, davranışlardır. Ancak ümmet çatısı altında beraber bir grupla, bir grup arkadaşla, fıtratımızın uyuştuğu arkadaşla aynı hedefe doğru bütün ümmetle beraber gidebiliriz sanırım e, anladığım kadarıyla. Peki İhsan Hocam e, sosyolojik olarak şu noktasını sormak istiyorum. E, ümmet bilincine sahip olmanın faydalarından bahsetmeniz mümkün mü? Evet ee, hocam güzel ifade etti. <laughs> yani ümmet bilincine sahip olmanın tabii çok sayıda faydası hem Kur'an-ı Azimüşşan'da hem Peygamberimizin yaşantısıyla ve sözleriyle ortaya koyduğu örneklikte bulunabilir. Doğrusu bir dünya görüşü sunuyor size. Ümmet bilincine sahip olmak demek adı üzerinde bir şey bilgiden bilince aktarılırsa orada bir farkındalık ortaya çıkıyor. Ne yapıp ettiğinizi artık daha iyi fark ediyorsunuz. Daha önceki bir takım alışkanlıklarınızı da ona göre tekrar kontrol ediyorsunuz. Onlar arasında sorunlu olanları ayıklayıp artık onları hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Çünkü cahiliye dönemi alışkanlıkları biraz önce ifade ettiğimiz o kadar kökleşmişti ki toplumda Bunlar evet. toplumu rahatsız etmek bir tarafa artık benimsenmiş ve ne yapıp ettiklerinin farkında olmayan insan kitleleri tarafından da sürdürülüyordu ısrarla. Peygamberimizin mesajı toplumda yerleştikçe yeni bir kardeşlik ruhu ve bilinci ortaya çıkmaya başladı ve bu bir süre sonra Başta ifade ettiğimiz gibi o annenin şefkatinin, sevgisinin, merhametinin evlatlarını birleştirip buluşturup aynı çatı altında bir aile bilinci, yuva bilinci oluşturması gibi dünyanın neresinde olursa olsun aynı duyguyu, aynı düşünceyi, aynı inancı paylaşan insanlar arasında da bir birliktelik ruhu ortaya çıkardı. Aslında evet. bu sosyal hayattaki birliktelik sadece kültür içerisinde bütünleşme değil inanç etrafında bir bütünleşmeyi salık verdi. Bunu tavsiye ediyordu ve bu şekilde bir şekillenme ortaya çıktı. Ancak tabi modern dünyada hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi böyle bir bilinçten gittikçe uzaklaştıkça biz parçalanmaya başladık. Ve Peygamberimizin bizi sakındırdığı tefrikaya yaklaştık bu seferde. Şimdi tefrika tevhidin tam karşısında duran bir şey ve parçalandıkça aslında yok oluyorsunuz. Birlikte oldukça güçleniyorsunuz. Şimdi güçlenme imkanlarını artırmak yerine biz bir takım basit hesaplar peşinde koşarak çıkar çatışmasına girdiğimizde aslında bu çatışmayı çözümleyecek olan mesajdan gittikçe uzaklaşmış oluyoruz. Şimdi bugün evet. Yine modern dünyada sıkça duyduğumuz bir kavram var. Çatışma çözümü. Çünkü bütün dünyada artık mesela ailede arabuluculuğu konuşuyoruz. Hukuk artık çözümsüz kaldığı noktalarda bir sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor ve arabuluculuk dediğimiz bir müessese bugün sıkça devreye girmiş durumda. Mesela büyük şehirlerimizde Türkiye özelinde konuşuyorum. Terapi merkezleri var. Eskiden bunlar sadece seküler terapi hizmeti veriyordu. Bugün artık buraya gelen insanlar manevi terapiye daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü yalnız yaşıyor, eşi yok, çocukları desteklemiyor, var ama yok belki büyük ölçüde. Evet. Mahallesinde komşularıyla münasebeti neredeyse yok seviyesine inmiş. Koskoca efendim bir kitle içerisinde yaşıyor. Büyükşehir, metropol ancak gittikçe kendi içinde yalnızlığa mahkum olmuş ve bir sosyal destekten duyduğu mahrumiyetsizliği bu ihtiyacı gidermek için profesyonellerden yardım almaya başlıyor. İşte bu açıdan baktığımızda aslında ümmet bize herhangi bir özel çaba sarf etmeksizin gönüllerdeki birliği tesis etme imkanı veriyor. Ve siz bu alana yöneldiğinizde yani amaç birliği sizin gibi inanan insanlar arasında oluştuğunda Özel bir çaba sarf etmeden aslında bir duygusal birliktelik etrafında dünyanın neresinde olursa olsun coğrafiyi, kültürel sınırları ve engelleri kaldırarak birlikte aynı duyguda, düşüncede buluşma imkanına erişiyorsunuz. Evet. Tabii bu esasında insan açısından çok büyük bir fırsat. Ee, hocam biraz önce ifade etti. Aslında dünyanın kaynakları sınırlı. İnsanın ihtiyaçları da esasında sınırlı. Ancak biz ihtiyaç boyutundan istek boyutuna, arzu boyutuna geçtiğimizde artık burada sınır tanımamaya başlıyoruz. Bende olsun ama hep bende olsun. Daha çok olsun, mümkünse hepsi bende olsun deyip bir bencillikte derinleşmeye, aslında içimizde yoksullaşmaya ve yoksunlaşmaya başlıyoruz. Sahip olmak aslında metaların mülkiyetini edinmek değil. Aslında sahip olmak gönlü zenginleştirmek demek, inancı derinleştirmek evet. demek başkalarıyla bir arada yaşamanın imkanını doğru adımlarla tesis edip güçlendirmek demek. Ve bu biraz önce ifade ettiğimiz ahiret kardeşliğine giden kapıyı da büyük ölçüde açmış oluyor. Evet. Tabii sosyal hayatta bir takım gruplar içerisinde yer almak insanın doğal bir ihtiyacı. Ancak bu doğallığı biz doğallık mecrası dışında anlamaya başladığımızda o zaman dini gruplar arası hocamın ifade ettiği çatışma zeminini de bir taraftan güçlendirmiş oluyoruz. Çünkü orada da yine duygu birliği, düşünce birliği, inanç birliği merkezde ve hep korunması gerekirken bu sefer de başka iktisadi çıkarlar etrafında bir birliktelik tesis edilmeye başlıyor. Burada bir takım zaafları insanın aslında nefsinin ona telkin ettiği ve onu esasında bu birliktelik ruhundan uzaklaştıran bir takım zaafları ee, İslam ahlakçılarının tabiriyle aslında erdemsizlikler devreye girmeye başlıyor. Halbuki insanın hayata tutunmasını sağlayan erdemleri onlar ne kadar güçlü olur ve bunlar ne kadar çok inancından beslenirse o kadar kendine ve çevresine faydalı işler yapabiliyor kendiyle, yaratıcısıyla, çevresiyle barışık bir insan da büyük ölçüde hayata genel anlamda huzurla, mutlulukla ve bağlılıkla daha güçlü bir şekilde efendim sahip çıkıyor. Doğrusu bu bencillikten de insanı, yalnızlıktan da, yabancılaşmaktan da başkalarıyla çatışmaktan da uzaklaştıran çok önemli bir perspektif bir bakış açısı inşa ediyor. Burada kıtlık yok, aksine çokluk var. Şimdi nice çoklar var aslında yoklar. Yani bugün biz öyle çokluklar görüyoruz. Hocamın ifade ettiği gibi sayısal anlamda hakikaten çok insanlar yani ümmeti Muhammed dediğimizde yani biz e, demografik olarak baktığımızda bugün işte Hristiyan dünyadan sonra en büyük çoğunluğu sanki işgal ediyor gibiyiz. 50'den fazla efendim İslam ülkesi Müslümanların çoğunlukta olduğu ülke var. Yani her tarafında bugün Müslüman kardeşlerimiz var. Ama hadi bakalım bir meselede bir araya gelelim dendiğinde birbirinden çok farklı düşünen ve aslında temelde farklılıklar üzerinde çatışmaya başlayan bir insan topluluğuyla evet. karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Yani hocam o zaman e, sosyolojik olarak da yani gerek dünyalık gerek ahiretlik ümmet bilincinin Müslümanlara son derece faydaları yani saymakla bitmez. Bir de şu noktası var. Şimdi biz Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmet bilinci oluştururken sahabe arasında kardeşlik kurarken mücadele ettiği bir şey görüyoruz ki o da ırkçılık. Evet. Yani Peygamber aleyhissalatü niye bu kadar çok ümmet bilinci oluştururken ırkçılıkla da mücadele etmiş söylemleriyle, eylemleriyle, tavırlarıyla. Evet. Ee, ee, hakikaten önemli bir nokta burası. Çünkü ırkçılık aslında doğuştan getirdiğiniz, evet. seçmediğiniz, yani hazır bulduğunuz, verili olarak size bir şekilde verilen ve sizin öyle doğduğunuz bir takım işte cinsiyet efendim kültürel aidiyet işte budunsal bir takım aidiyet milletle ilgili bir takım aslında e, kültürel aidiyetleri üstün görüp onun dışındaki temel bağlılıkları ikincilleştirmek, hatta onları diğerinin hizmetine sunmak, Peygamberimizin ümmet bilinciyle inşa etmeye çalıştığı şeyin aslında tam da tersini vurgulamak anlamına geliyor. Evet. Ee, hepimiz Adem aleyhisselamın çocukları isek, ortak atamız Adem ile Havva validemiz ise e o zaman biz özde zaten bir birliktelik etrafında buluşmamız gerekiyor. Onun dışında bütün birlikteliklerin aslında geçici olduğunu ve asıl esasa dair olmadığını kabul etmek durumundayız ve diğerlerini de bu temel üzerinden tesis ettiğimizde aslında ırkçılıkla mücadele etmiş oluyoruz. Bugün ırk, etnisite ve din bağlamındaki çatışmalar bütün dünyada maalesef her coğrafyada, her kıtada neredeyse sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Çünkü ırkı da esasında bir araca dönüştürüp onun üzerinden insanları gruplaştırmak, bir toplumu birlikteliği tesis etme önündeki büyük bir engel olarak görülüyor. Tabii e, bu da e, özellikle son 300 yıldır yaşadığımız sömürgeleşme sürecinin bir parçası. Yani bunu vurgulayanlar, ırksal ayrımları, parçalanmayı, ayrışmayı, çatışmayı hep merkezde tutanların aslında arka planda başka bir amacı, başka bir hedefi var. Evet. Yani insanlar özellikle inanç bağıyla bir arada olan insanlar bir takım basit meselelerde bile bir araya gelemesinler, aksine onları çatışma sebebi olarak görsünler. İşte ırksal çatışma olsun, efendim millet üstünlüğü kültürel anlamda bir takım aidiyetler etrafında ya da biraz önce evet. konuştuğumuz daha küçük dini gruplar, gruplaşmalar, kavimler vesaireler üzerinden bir çatışmaya bizi gittikçe daha çok dahil ediyor. Bunun e, aslında sürdürülebilir bir şey olmadığını ve büyük ölçüde ümmet bilincinin de en büyük efendim e, karşısında duran sorun alanı olduğunu kabul etmek yani gerekir. Önemli engellerden bir tanesi, bir tanesi. E, Halis hocam e, çok vaktim yok ama bu soruyu sormadan bitirmek istemiyorum. Yani bugün dünya başka bir yerde. Tamamen belki dünya daha önce böyle bir şeyi tecrübe etmedi. Bugün insanlığa e, bireyselliği sürekli tavsiye ediyor. Kendini öncele. Yani önemli olan sensin. Peki bunu dayatan bu dünyada ümmet e, bilincini nasıl yerleştirebiliriz? Bizler ne yapmalıyız bu noktada tavsiyeleriniz? Yani beraber olmaktan, toplumsal olmaktan, sosyalleşmekten yani ki bu kadim dünyada bile vardı, değil mi? Bir çadırda yaşadıkları zamanda bile, ne bileyim, mezralarda yaşadıkları zamanda Hatta bile. Hatta Allahu Teala Hazreti Adem'le Havva'yı ceza olarak bireysel yani ayrı ayrı yerlere gönderiyor beraber yaşamamalarını. Evet yani bu bir kötü bir şey evet. iken insanlığın bu kadar yolu kat ettikten sonra geldiği noktada buraya doğru sürükleniyor olması hani daha iyi günlere doğru daha sosyalleşecekken daha birbirini tanıyıp bundan zevk alacakken ayette Cenab-ı Hakk'ın bu farklılıklarınızı hani bir renk oluştursun. Lite'arafu evet. dediği Yaradan bunu bir nimet olarak sunmuş. Gerçekten de öyledir. Şimdi hani ne kadar inançlarını paylaşmasak da bir işim dese ki akşama Hindistan'a bir uçak bileti 10 günlük bir gezi dese heyecanlanırsınız. Yani ama aynı Hindistanlıyı burada otobüste arkanızda görünce böyle yapıyorsunuz. Niye ne oldu? Çünkü burada senin menfaatinle acaba kaçak mı geldi? Acaba biz, bizim... Hani bizim yiyecek, bizim aşımızı mı alacak, evet. bizim işimizi yoksa size biletini verdikleri zaman dünyanın en hani insanını sevmediğiniz yer bile olsa gezeceksiniz dendiğinde cebinizde para var. Gidip başka ortama girmeyi, başka sesi duymayı ya bu dediler biraz garip falan. ne, Hele şöyle konuşuyor. Bu kez zevke dönüşüyor. Yemeklerini görmeyi, bunu bunu tatmayı falan. Bak Cenab-ı bunun için yaratmış bunu. Evet. Ama Allah Azze ve Celle bunun için yaratmışken iyi olalım, hani zevkli yaşayalım, Birimizin kültürel, folklorik, ne bileyim dile yansıyan, hatta görünümündeki değil mi? Bir ikini çekik gözlü yapmış, ötekini böyle yapmış. Bunlar tanışalım, konuşalım, paylaşalım, hoş zaman geçirelim, dünya kasvetli olmasın, rengarenk olsun diye böyle yaratmışken rahmetiyle Allah Azze ve Celle. Şimdi aynı adamı burada görünce ondan aynı sesi arkadan duyunca bir de gürültü yapıyor. Bak konuyu ne konuşuyor acaba? Hangisi Arapça mı? Yani bu şeytanın bizi birbirimizi çekemeyip birbirimize düşman kılmaya dönük ve bu kez farklılıklardan muhabbet çıkacağına farklılıklardan adalet çıksın istiyor. Evet. Birbirimizden rahatsızlık duyuyoruz. Önce milletler planında yaptı, başardı. Ulus devletleri kuruldu. Artık herkes hududunun başını bekliyor ve herkes diğer tarafa düşman. Burayı bana ait diye bir dünya harp verildi bunun için. Sonra şimdi daha ayrımlarda, daha inanç gruplarında bunu yapmak istiyor. En sonunda aileye kadar geldi bireysellik ha, dediğiniz. Evet. Şimdi ona diyor ki daha doğmamış çocuğunu hayır niye doğrasın ki diyor. Evet. Senin hayatından çalacak. Ya o benim çocuğum. Bırak da çalsın diyemiyor. Evet. Bakmışsın televizyondaki reklamda adam e, yanında bir hayvanla geziyor mesela. Başkasının çocuğuyla meşgul olurken onun ağlamasını falan görünce reklam filmi bu. Diyor ki iyi ki hani çocuğum olmamış. Yoksa ben bunun bu kadar ağlamasını falan çekemezdim. E iyi bununla idare ediyoruz diye bir al, hayvanla ülfeti, evet. ünsiyeti yatağına varıncaya kadar. Çünkü bir şekilde ünsiyet ihtiyacı içinde. insan evet. bu. Bununla sağla diyor. Ama başkasıyla evini paylaşma. Birileri gelecekse bile eş olarak böyle hayat boyu gelmesin. O da böyle zaman zaman girip çıksın seni yalnızlaştırmaya ve Maalesef. senden en büyük hani intikamımı almaya adammışım ben. Çünkü öyle yemin etti. Evet, ve efendim. bunu e, başardığı, başarmaya çok yakınlaştığı günlerdeyiz. İnsanlar artık evlerde hapishane gibi. Bir evde aile yoksa, çoluk çocuk Maalesef. yoksa, torun tombalak yoksa o, o orada o insan hapsedilmiş gibidir. Hapiste böyle bir şey zaten. İşte bunu ara ay teke hadelledi karram tealeye şu bana üstün tuttuğuna bak diyen şeytan bak ki onu ne yapacağım dediği bir sürece doğru hızlı ilerliyoruz. Ümmet bilinci bittiği gibi girişten sahip olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği anne baba kardeş gibi hani potansiyel hal hazırda olan bağlarımızı da e, kaybettik. Ve şimdi güya zamanımızı sadece kendimize arayı ayırıp çok zevkli yaşayacakmışız diye sandığımız ama kasvetin de içine düştüğümüz günlerdeyiz. Maalesef o yüzden yani bizi bireyselliğe iten şeylere temkinli yaklaşmamız lazım. Bir rahatlık görünse de aslında birçok zahmeti beraberinde getirecektir sanırım. Evet değerli izleyenler bugün değerli kurul üyelerimizle beraber Ümmeti Muhammed olabilmek konuştuk. Haftaya dini gündemde tekrar beraber olmak üzere Allah'a emanet olun selametle kalın